Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Hicret'in ikinci yılında Müslümanlar Bedir'de destan yazmışlardı. Sayıca az olan Müslümanlar Mekke müşrik ordusunu perişan etmiş, onlara hiç beklemedikleri bir yenilgiyi tattırmışlardı. Bu yenilgi Mekkelilere çok ağır gelmişti. Nice öncü insanlarını bu savaşta kaybetmişlerdi. Dün Mekke döneminde Müslümanlara öfkeliydiler. Şimdi ise Bedir Savaşı'ndan sonra ise öfkeleri kin dağlarına dönüşmüştü. Bedir'in intikamını alacaklardı. Tüm imkanlarını seferber ettiler ve Hicret'in 3. yılında Uhud'un önlerine büyük bir orduyla geldiler. Savaşın ilk safhasında Müslümanlar yine üstünlük sağlamışlardı. Sayıları yine çok azdı. Büyük bir cesaretle düşman üzerine yürümüşler, onları dağıtmışlardı. Ama Ayneyn tepesindeki 50 mümin, Peygamber Efendimizin talimatını dikkate almadılar ve sorumluluklarından uzaklaştılar. Müşriklerin bir kulu olan Halid bin Velid, Ayneyn tepesindeki boşluktan gelerek Müslümanları arkadan vurmaya başlamıştı. Dağınık müşrik orduda toparlandı ve Müslümanlar düşman ordusunun ortasında kalıverdi. Savaşın bu ikinci safhasında çok çetin çarpışmalar yaşandı. Birebir Müslümanlar müşrik ordusunu durdurmak ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı korumak için savaşıyorlardı. Nice kahramanlıklar sergiliyorlardı. Bunlar yaşlı iki sahabi, yaşlarına rağmen Er meydanına koşuyorlardı. Bunlardan biri, Huzeyfe'nin babası Yaman, çok yaşlı bir kimseydi. Diğeri Sabit bin Vakıştı. O da yaşlı bir sahabeydi. Onlar Medine'deki bir kalede toplanmış olan kadınların ve çocukların başındaydılar. Bu yaşlı iki mümin arasında şöyle bir konuşma geçiyordu. Biri diğerine babasız kalasıca neye bekliyorsun? Kalan ömrümüz ne ki? Kalsa kalsa bir eşeğin iki su içimi arası vakitten çok olmaz. Bugün ya da yarın ruhumuzu teslim edeceğiz. Gel kılıçlarımızı alalım. Resulullah'ın yanına varalım. Olur ki Rabbimiz bize onun yanı başında şehitlik nasip eder. Kararlarını veriyorlar, kılıçlarını kuşanıyorlar ve Uhud'un yolunu tutuyorlardı. Son derece kararlılık içindeydiler. Ölümün en şereflisi ile dünya hayatını noktalamak istiyorlardı. Hem de Resulullah'ın yanı başında fani bedenlerinden ayrılıp sonsuz aleme yürümek diliyorlardı. Uhud'a geldiler. Müslümanların safında yerlerini aldılar ve düşman ordusuna saldırdılar. Ama Müslümanlar bu iki yaşlı müminin geldiğini bilmiyorlardı. Tam bir ölüm pazarı vardı. Kılıçların, kalkanların sesleri Uhud'un bağrında yankılanıyordu. Yer yer tekbir sesleri, yer yer yaşasın Hübel, yaşasın Hübel sesleri savaşın havasını daha bir kızıştırıyordu. Çok geçmeden Hazreti Sabit bin Vakş şehit düşüyordu. O yaşlı mümin Medine'den şehadet arzusuyla çıkmıştı. Resulullah'ın yanı başında
bedenini bırakıp ebedi aleme göç etmek istemişti. Bu yaşlı mümin arzuladığına ulaşıyordu. Şehitler kervanına katılıyordu. Hayatının ve ölümünün sahibi Rahman-ı Rahim'e gidiyordu. Hem de ölümlerin en güzeliyle, gidişlerin en güzeliyle. Huzeyfe'nin babası Yaman ise bir Müslümanın kılıç darbesiyle yere düşüyordu. Artık kalkması mümkün değildi. Kılıcı savuran mümin ise onu müşriklerden sanıyordu. Büyük bir yanlışlık yapıyordu. Artık olan da olmuştu. İleride oğlu Huzeyfe olanı görmüş, süratle gelmiş ama yetişememişti. Babasını öldüren mümine dönüyor, Allah size mağfiret etsin, sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir, sonsuz şefkat sahibidir diyordu. Son derece üzülüyordu ama muhakemesini kaybetmiyordu. Yanlışlıkla babasını öldüren Müslümana kötü söz söylemiyor, Allah'ın bağışlamasını diliyordu. İki yaşlı mümindiler. Ömürlerinin ahirlerinde İslam'la şereflenmek nasip olmuştu. Ömürlerinin son mevsimindeydiler. Rahman-ı Rahim bu güzel müminlere bir ihsanda bulunuyordu. Şehadet iklimini ihsan ediyordu. Şehitliği işaret ediyordu. Onlar da bunu en büyük nimet olarak kavruyorlardı. O yaşlılık hallerine rağmen Uhud'a koşuyorlar, şehadete koşuyorlardı. Niyetleri ne kadar berraktı, ne kadar güzeldi. Resulullah'ın yanında iki sevgili gibi uzanacaklar ve dünyaya veda edeceklerdi. Rabb-i Rahim onlara imkan lütfediyor, onlar da bu büyük nimetin kadrini çok iyi biliyor ve değerlendiriyordu. Şehadete koşuyorlardı. Artık onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşları tarafından genelde gündemler olacaktı. Ne zaman şehitler konuşulsa, ne zaman şehitler gündeme gelse, o iki mümin özellikle dile geliyordu. Uhud denildiğinde daima akla gelen kahramanlar vardı. Uhud savaşının yıldızları gibiydi. Ümmet Uhud'un şehitlerini, gazilerini daima gönüllerinde, dillerinde yaşatıyordu. Çağlardan çağlara akıp gelen ümmetin önünde onlar vardı. Gündem onlardı. Gönüllerdeki sevgililer onlardı. Konuşulanlar onlardı. Onlar ayetlerden izler taşıyanlardı. Onlar peygamberden izler taşıyanlardı. Onlar peygamber iklimin nefesini taşıyanlardı. Onlar ahiretten işaretler taşıyanlardı. Onlar ruhlarında ve simalarında secde izleri taşıyanlardı. Rahman-ı Rahim'i bilenlerle bilmeyenler bir olur muydu? Onlar Rabb-i Rahim'i bilenlerdi. Varoluşun onu bilmek ve ona kul olmak olduğunu derinden kavrayanlardı. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh, o güzellerden biriydi. Uhud'un en çetin zamanlarıydı. Savaşın en kızgın anlarıydı. Hazreti Sa'd tam bir ok atma ustasıydı. Onun ateşinden kurtulmak olası değildi. Yayından çıkan oklar hedefini vuruyordu. Oklar azaldıkça Allah'ın Resulü Hazreti Sa'da hemen ok veriyor ve "Anam babam sana feda olsun, ey Sa'd, at!" buyuruyordu. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin bu iltifatını ömrü boyunca hiç unutmuyor, gönül arşivinin en müstahsına yerine yerleştiriyordu. Yıllar ilerledikçe Hazreti Sa'd, Peygamber Efendimizin gözde kumandanlarından olacaktı. Zaman olacak, İran topraklarını fetihte en büyük nasip onun olacaktı. Uhud'un kahramanlarından Hazreti Katade bin Numan vardı. Savaşın kızıştığı anlarıydı. Katade'nin bir gözü yuvasından çıkıverdi.
Peygamber Efendimiz Katade radıyallahu anh'ın gözünü yerine yerleştirdi. Göz yeniden sağlığına kavuşuyordu. Daha sonraki yıllarda Hazreti Katade öyle diyordu: "Bu çıkan gözüm Resulullah tarafından yerine konduktan sonra öbür gözümden daha sağlıklı ve daha iyi görür oldu." diyordu. Uhud Savaşı'nın kadın kahramanları da vardı. Künyesi Ümmü Ammara olan Nesibe, Uhud Savaşı'nda destan yazanlardandı. Sabahın ilk saatlerinde eline su dolu bir kırba alarak Uhud'un yolunu tutmuştu. Gönlünden geçirdiği husus, mücahitlere su dağıtmaktı. İslam ordusuna hizmet etmek istiyordu. Resulullah'ın yakınlarına kadar geldi. Su ihtiyacı olanlara su dağıtıyordu. Savaş rüzgarı Müslümanların lehine esiyordu. Müslümanlar Bedir'de olduğu gibi zafere doğru yürüyorlardı. Daha sonra rüzgar tersten esmeye başladı. Müslümanlar zaafa düştüler, dağılmaya başladılar. Nesibe Hatun su kırbasını bıraktı, eline kılıcı aldı. Artık su dağıtan bir kadın değil, kılıcıyla okuyla savaşan bir kadın, mümin kadındı. Zira müşrik ordu yavaş yavaş Peygamber Efendimizin çevresini kuşatıyordu. Nesibe Hatun bir avuç müminle Peygamber Efendimizin çevresini bir duvar gibi örmüşlerdi. Nesibe Hatun o anları şöyle anlatıyordu: Resulullah'ın çevresi bir ara boşalmıştı. Allah düşmanı İbn-i Kamiye çıka geldi. Bana Muhammed'i gösterin. O kurtulduysa ben kendimi kurtulmuş saymıyorum diyordu. Efendimiz'e doğru ilerliyordu. Musab bin Umeyr'le birlikte önünü kestik. Çevremize diğer sahabiler de geldiler. Kaime omzuma bir darbe indirdi. Omzum yaralandı. Ama direncimi hiç yitirmedim. Ben de ona üst üste iki darbe indirdim. Ne yazık ki Allah düşmanı üst üste iki zırh giymişti. Darbelerim onda yara açamıyordu diyordu. Bir başka kahraman vardı. Yaşlıydı, pir-i fani sayılırdı. Bir de topaldı, bir ayağı yoktu. Seke seke yürürdü. Dört oğlu Uhud Savaşı'na hazırlanıyordu. Onları seyrediyordu. Oğullarında tatlı bir heyecan vardı. Yaşlı baba da hazırlığa başladı. Onun gönül dünyasında derin bir rüzgar esiyordu. Oğulları, "Baba ne yapıyorsun? Resulullah senin mazur olduğunu bildirdi." "Lütfen kendini zorlama baba," dediler. Baba Amr oğullarının tavrından rahatsız olmuştu. Seke seke Peygamber Efendimiz'e geldi. "Beni oğullarım cihattan mahrum bırakmak istiyorlar ya Resulallah. Vallahi ben bu topal ayağımla cennet bahçelerine basmak istiyorum." Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "Onu engellemeyin. Umulur ki Allah ona şehitlik nasip eder." Şimdi bu yaşlı güzel, yaşlı sahabi cihat meydanlarındaydı. Bir ara İslam ordusu dağınıklık yaşıyordu. O esnada Hazreti Amr bin Camuh'u gören bir sahabi anlatıyor. Tek ayağı üzerinde sekiyor, akıllara durgunluk verecek bir azim ve enerjiyle dövüşüyordu. "Cennet azmiyle doluyum, cennet hasretiyle yanıyorum," diyordu. Savaşın ilerleyen dakikalarında oğlu Halit'le beraber bedenleri yere düşüyordu. Baba oğul şehit oluyorlardı. Gömülürken yanına bir şehit daha defnediliyordu. Çok sevdiği Abdullah bin Amr'dı. Dünyada birbirlerini çok seven iki güzel Müslümandı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.